genç yetenek Funda Arar'ın gözlerini doldurdu. Ünlü şarkıcı neden kendini tiye aldı? Antalya'daki Funda Arar konserine gidiyoruz. Funda Arar'dan çok konuşulacak taklit. Ben isterim, ben şuyum, ben bilmem neyim diye. Kim neden Funda Arar'ın gözlerini doldurdu? Konuşurken bile duygulanıyorum, öyle gözlerim doluyor. Antalya'dayız. Bir hafta boyunca konserden konsere koşturan Funda Arar, Güney sahillerinde sahnede. Önce kuliste biraz sohbet edelim, sonra konsere döneriz. Hiç anısı yok başkasıyla, sanki her şey birden gitti. Nerede hafıza? 2004 yılında ünlü aranjör Fabio Taşel ile hayatını birleştiren Funda Arar, 2013 yılında oğlu Aras'ı kucağına aldı. O gün bugündür de ev ve sahne arasında bir denge kurmaya çalışıyormuş. Yıllardır ben onu her zaman kendim o dengeyi kurmaya çalıştım. Yani işimde, sahnede ben Funda Arar'ım. Ama sahneden indikten sonra o psikolojiyle yaşıyor. Sahneden indiği anda sahne kostümüyle birlikte star kostümünü de çıkarıp Funda Arar halinden anne Funda haline bürünüyormuş. O psikolojiyle bütün hayatınızı idame ettirirseniz, günlük yaşantınızda da, her gittiğiniz ortamda da çok garip olur ve delirirsiniz yani. Her yerde ben starım, ben şuyum, ben bilmem neyim diye olmaz yani. Bir de antipatik de geliyor insanlara. Ünlü şarkıcı sahneye çıkmadan hemen önce Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Kore'deki aerobik dünya şampiyonasından altın madalyayla dönen 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı'nın tek başına zafere giden yolundan çok etkilenmişti. Konuşurken gözleri doldu. Konuşurken bile duygulanıyorum, öyle gözlerim doluyor. O kadar güzel ki. Küçücük yaşında bir fotoğraf var, o beni çok duygulandırdı. Böyle başka ülkelerden sporcular var, grup grup gelmişler. O yavrum böyle tek başına duruyor. O tek başına gitti, ülkemizi temsil etti ve dünya şampiyonu. Çok önemli bir şey. Ünlü şarkıcı ağlayıp makyajı akmadan sahneye uğurlayalım kendisini. Tamamen simli filelerden oluşan, sol tarafındaki derin yırtmacıyla yürek hoplatan siyah elbisesiyle Funda Arar, Antalya'da fırtınalar estirdi. Eşi Fabio Taşel çaldı, Funda Arar söyledi. Yüzlerce kişi sabaha kadar dans etti. Hatta bir ara Funda Arar da dayanamadı, mikrofonu bırakıp seyircisiyle karşılıklı oynamaya başladı.